Merhaba, ben ZKM. Videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Sizler için yaşanmış korku hikayeleri anlatıyorum. Kanalıma abone olup, videolarımı beğenerek ve yorum yazarak kanalımın büyümesine destek olursanız çok mutlu olurum. Keyifli seyirler. Birkaç günlüğüne tatil yapmak için yazlık eve gidiyordum. Ertesi gün de işim gelecekti. Stresten uzaklaşıp kafa dinlemeye çok fazla ihtiyacım vardı. Yazlığa gitmeden önce Tekirdağ'da bir lokantada yemek yedim ve ihtiyaçlarımı almak için alışveriş yaptım. Yazlık eve geldiğimde civardaki bütün evler boştu. Henüz yaz mevsimi olmadığından dolayı kimseler yoktu. Ben geçen yıllarda da ara ara kimseler yokken gelirdim buraya. O zamanlar bekçi Soner abi vardı. Kaldığı ev benim evimin biraz ilerisindeydi. Muhabbeti iyi olan biriydi. Ancak 2 yıl önce işi bırakmıştı. Civardaki ev sahipleri de yerine yeni bir bekçi almamışlardı. Evi boş bir şekilde duruyordu. Arabadan poşetleri alıp evime girdim. Eve girer girmez bir gariplik olduğunu fark ettim. Sanki evdeki eşyalar bıraktığımız gibi değildi. En son geçen sene eşimle birlikte gelmiştik. 1 yıldır hiç uğramamıştık bile. Çok fazla eşyamız da yoktu. Ama bazı eşyaların üzerindeki örtüler yere düşmüş, televizyonun yeri değişmiş ve girişte bulunan kilim salonun ortasına gelmişti. Bir sürü anlamsızca etrafa bakındım. Herhalde ben yanlış hatırlıyorum. Ya da eşim geçen sene evden çıkmadan önce eşyaların yerini değiştirdi diye düşündüm. Sonra poşetleri bırakmak için mutfağa gittim. Poşetleri bırakıp etrafın tozunu aldım. Ama içimdeki garip his geçmemişti. Sanki hiçbir şey bıraktığımız gibi değildi. En azından bana öyle geliyordu. Eşime yazlık eve vardığımı haber etmeyi unutmuşum. O civarda telefon çekmiyordu. Eşimi aramak için ana yola çıkmam gerekiyordu. Evden çıkıp 10 dakikadan biraz fazla yürüdüm ve ana yola çıktım. Eşimi aradım. Ona vardığımı söyledim. Bir de evdeki eşyaların durumundan bahsedip eve biri girmiş olabilir mi diye sordum. Eşim, kim niye girsin ki o eve? 1 yıldır gitmiyoruz, sana öyle gelmiştir. Ben hatırlamıyorum bile eşyaları nasıl bırakıp çıktığımızı, dedi. Eşim böyle söyleyince ben de daha fazla üstelemedim. Benim hüsnü kuruntum diye geçirdim içimden. Sonra tekrar eve geldim. Biraz ev işleriyle uğraşıp ısıtıcıyı aldım ve yukarı kata odama çıktım. Saat gece yarısına geliyordu. Hava çok soğuktu. Yatağın içinde uyumaya çalışıyordum. O sırada dışarıdan sesler geldiğini duydum. Birileri dışarıda konuşuyordu. Allah Allah, kim bunlar gece vakti? Burada ne işleri var diye söylendim kendi kendime. Yataktan kalkıp camın olduğu yere gittim. Dışarı baktım, kimse yoktu. Duyduğum sesler de kesilmişti. Tekrar yatağa döndüm. Çok geçmeden yine aynı seslerin geldiğini duydum. Ne konuştukları anlaşılmıyordu ama sesler bariz bir şekilde duyuluyordu. Bir daha camın oraya gidip dışarı baktım. Yine kimseyi göremedim. İçime bir kurt düşmüştü. Dışarı çıkıp bakmaya karar verdim. Evin etrafında dolandım. Kimse yoktu. Arabanın oraya da gidip baktım. Yine kimse yoktu. Yağmur yağmaya başladı. İçimde oluşan hisler beni tedirgin ediyordu. Çünkü odadayken dışarıdan gelen sesler duymuştum ama dışarı çıkıp baktığımda kimse yoktu. Civarda biraz daha dolaşıp bakmak istiyordum ancak yağmur yağmaya başladığı için eve girdim. Kendimi güvende hissetmiyordum. Orada yalnız olmadığımı biliyordum. Ama kimseyi de göremiyordum. Kim bu insanlar? Neden benim evimin önünde konuşuyorlardı? Ve nasıl bana görünmüyorlardı? Aklımda sadece bu düşünce vardı. Açıkçası korkuyordum. En iyisi İstanbul'a döneyim dedim. Hızlıca arabaya bindim. Ancak araba çalışmadı. Bir sürü arabayı çalıştırmak için uğraştım ama başaramadım. Mecburen tekrar eve geri döndüm. Kendimi sakinleştirmeye çalışıyordum. İçimde oluşan vesveseleri kafamdan atmam gerekiyordu. Yatağa girmek için odaya çıktım. Yatağa girmeden önce bir kez daha dışarı bakmaya karar verdim. Camın önüne gelip dışarı baktığımda bekçinin boş olan evinin ışığı yanıyordu. Şaşırmıştım. "Kim var ki o evde?" diye söylendim. "Acaba benim konuşurken duyduğum insanlar mı bekçinin evine girmişti?" diye düşündüm. Bir süre camdan bekçinin evini gözlemledim. Hiçbir hareket yoktu. Sadece evin ışığı yanıyordu. Zaten yağmur yağdığı için çok net göremiyordum. İçimde büyük bir merak oluşmuştu. Oraya gidip baksam mı diye düşündüm. Ancak korkuyordum da. Aklımdaki düşüncelerle birlikte yatağa girdim. Bir türlü uyuyamıyordum. Tekrar kalkıp camdan baktım. Bekçi evinin ışığı hala yanıyordu. İçimde oluşan merak korkumu bastırmıştı. Gidip bakmaya karar verdim. Elime sert bir cisim alıp bekçi evine gitmek için evden çıktım. Yağmurun yanı sıra şiddetli de bir rüzgar esiyordu. Yürürken zorlanıyordum. Zor da olsa bekçi evinin oraya geldim. Kendimi belli etmemem gerekiyordu. Evin içindekilerin beni görmesini istemiyordum. Gizlice camdan içeri baktım. Ancak evin içi tamamen boştu. Kimse yoktu. Sadece ışık yanıyordu. Evin etrafında yürüyüp kapının olduğu yere geldim. Kilitli değildi. Kapıyı ittirip içeri girdim. Ev ufaktı. Bir salonu, bir odası, bir mutfağı ve bir de tuvaleti vardı sadece. "Kimse yok evde. Bu ışık nasıl yandı kendiliğinden?" diye söylendim. Sonra evin içinde dolanmaya başladım. Odanın önüne geldim. Kapısı kapalıydı. İçeri girmek istedim ancak kapı kilitliydi. Zorlamama rağmen açılmadı. Mutfak tezgahının üzerinde bir anahtar gördüm. Hemen gidip anahtarı aldım. Bu odanın anahtarıydı. Kilidi çevirip kapı kolunu indirdim ve yavaşça kapıyı açtım. Kapı açılır açılmaz burnuma öyle bir koku geldi ki neredeyse bayılacaktım. Bir elimle burnumu kapatıp kapıyı tam olarak açtım. Kapıyı açtığım gibi gördüğüm görüntü karşısında şoka uğradım. 40 yıllık hayatımda ilk defa böyle bir şeyle karşı karşıya kalmıştım. Odanın tam ortasında birkaç tane hayvan leşi vardı. Belli bir sıraya göre koyulmuşlardı ve hepsinin karın bölgesi oyulmuştu. Etrafına da tebeşirle bir yuvarlak çizilmişti. Odanın içinde bunun haricinde kırılmış biblolar, havlular, el bezleri ve ufak oyuncak bebekler vardı. Kendimi biraz toparlayıp odanın içine girdim. Yerde bulunan şeylere bakıyordum. Bir tane oyuncak bebeği elime alıp bakmaya başladım. Üzerine bir kağıt yapıştırılmıştı. Kağıda da ne olduğunu anlayamadığım, insanı korkutan garip şekiller çizilmişti. Bu şekiller sadece elime aldığım oyuncak bebeğe değil, diğer oyuncak bebeklerin de üzerine çizilmişti. "Ayin mi yapılmış bu evde?" diye geçirdim aklımdan. Ancak bu odada gördüklerim bir ayine benzemiyordu. Daha çok büyüsel ritüele benziyordu. Hayvan leşlerinin üzerinde de kağıtlar vardı. Bu kağıtların üzerinde benim anlayamadığım dilde yazılmış şeyler vardı. Kendimi rahat hissetmiyordum. Gördüklerimden çok fazla etkilenmiştim. Korkuyordum. Bu tarz şeylere hiçbir zaman inanmazdım ama o gün orada böyle bir ortamın içinde olunca "Demek ki böyle şeyler yapan insanlar gerçekten varmış," dedim kendi kendime. Yağmur da şiddetli bir şekilde yağmaya devam ediyordu. Yağmurun çıkardığı ses içimi ürpertiyordu. Sanki evde birileri dolaşıyormuş hissine kapılıyordum. En iyisi hiçbir şey olmamış gibi buradan çıkayım dedim. Çünkü benim de başıma bir şey gelmesinden korkmaya başlamıştım. Odadan çıkarken gözüme yerde ters dönmüş şekilde duran bir oyuncak bebek çarptı. Bebeğin arka tarafına bir kağıt yapıştırılmıştı. Üzerinde isimler yazıyordu. Oyuncak bebeği elime alıp yazan isimlere baktım. Sevde ve Hasan. Yazan isimler bunlardı. "Kim acaba bu insanlar?" diye düşündüm. Sonra elimdeki oyuncak bebeği yere bırakıp başka bir tane elime aldım. Aynı isimler bu oyuncak bebeğin de arka tarafında yazıyordu. Diğer oyuncak bebeklere de baktım. Aynı şekilde hepsinde bu isimler yazıyordu. Bu sefer sesli bir şekilde "Kim acaba bu Sevde ve Hasan?" diye söylendim. Ben bunu söylediğim anda içeriden bir ses geldi. Bu ses beni çok fazla korkutmuştu. Hemen odadan çıkıp boş salona geldim. Etrafta ilginç bir durum yoktu. Sesin nereden gelmiş olabileceğini düşünüyorken gözüm sokak kapısına çarptı. Kapı kapanmıştı. Ben içeri girerken kapıyı tam olarak kapatmamıştım. O an kalbim hızlı atmaya başladı. İçimden beni buraya mı kilitlediler yoksa diye düşündüm. Bir anda odanın kapısının hareket ettiğini gördüm. Kapı kendiliğinden yavaş bir şekilde kapandı. Şaşkın bir şekilde odanın kapısına bakıyordum. O sırada şiddetli bir şekilde evin camları vurulmaya başladı. O kadar fazla korktum ki "Ne oluyor ya?" diye bağırdım. Ama cama vurulma sesleri kesilmedi. Hızlı bir şekilde sokak kapısını açıp evden çıktım. Korku içinde etrafa baktım ama kimse yoktu. Koşarak oradan uzaklaşırken bir yandan da arkama bakıyordum. Bekçi evinin ışığının kapandığını gördüm. Hızlı bir şekilde kendimi evime attım. O evde gördüklerim beni çok fazla korkutmuştu. Evimin bütün perdelerini kapattım. Keşke merakıma yenik düşüp hiç gitmeseydim oraya diye düşündüm. İçimde "Ya benim de başıma bir şey gelirse?" korkusu oluşmuştu. Elbiselerimi değiştirip yatağa girdim. İnsanların neden böyle şeylerle uğraştığını anlam veremiyordum. Hem de dinimizce yasaklanmış olmasına rağmen büyü yaparak istediklerine ulaşabileceklerini sanmalarına akıl sır erdiremiyordum. Saat gece yarısı 2'ydi. Sabah olunca buradan gidecektim. Bu yüzden bir an önce sabah olmasını istiyordum. Yatağın içinde kendi düşüncelerime dalmışken alt kattan bir ses geldi. İlk başta bu sesin nereden geldiğini anlamamıştım. Sonra evin sokak kapısının açıldığını duydum. Eve biri mi girdi acaba diye düşünmeye başladığımda sokak kapısı sert bir şekilde kapandı. İçimdeki korku giderek artıyordu. "Eve biri girmiş olsa neden bu kadar fazla ses çıkarsın ki?" dedim kendi kendime. Yataktan çıkarak alt kata inip bakmak istiyordum ama bunu yapacak cesaretim yoktu. Bir süre sessizlik olduktan sonra merdivenden sesler gelmeye başladı. Biri yukarı çıkıyordu. Merdivenden gelen ayak sesleri beni çok fazla tedirgin etmişti. Yatağım kapının hemen yanındaydı. Gözlerimi kapıdan ayırmadan bakıyordum. Ayak sesleri de giderek yakınlaşıyordu. Tam kapının orada ayak sesleri kesildi. Kısa bir süre sessizlik oluştuktan sonra kapının kolu hareket etmeye başladı. O an ne yapacağımı bilmiyordum. Yatağın içinde donup kalmıştım. Sadece kapının hareket eden koluna bakıyordum. Yaklaşık bir dakika falan kapının kolu hareket etti. Sonra bir anda durdu. Yine sessizlik oluştu. Sessizliğin ardından takır tukur sesler gelmeye başladı. Sanki birden fazla kişi merdivenden koşarak iniyordu. Bu sesler beni çok fazla rahatsız ediyordu. Kendimi kurbanlık koyun gibi hissediyordum. Daha fazla orada öylece bekleyemezdim. Yataktan kalkarak camdan dışarı baktım. Kimse yoktu. Merdivenden gelen sesler de kesilmişti. Odadan çıkıp aşağı inmeye karar verdim. Odamın kapısını açıp "Kimsiniz siz? Benden ne istiyorsunuz? Evimde ne yapıyorsunuz?" diye bağırdım. Ancak cevap alamadım. Yavaşça merdivenin oraya gidip aşağı doğru inmeye başladım. Bir iki basamak inip evin salonuna baktım. Yine kimse yoktu. "Evde kimse yok. O duyduğum sesler neydi öyle? Kafayı mı yedim ben?" diye söylendim kendi kendime. O sırada telefonum çalmaya başladı. Telefonun sesini duyunca büyük bir şaşkınlık yaşadım. Çünkü bizim evde telefon çekmiyordu. Çalması imkansızdı. Koşarak salona gidip sehpanın üzerinde duran telefonu aldım. Çalmaya devam ediyordu. Ancak arayan kişinin numarası yoktu. Telefonu açıp "Alo" dedim. Cevap gelmedi. Birkaç defa daha "Alo" dememe rağmen cevap alamadım. Sonra telefona baktım, tamamen kapanmıştı. "Ne oluyor ya böyle? Ne yaşıyorum ben bu evde?" dedim. Bir anda tam karşımda duran televizyon kendiliğinden açıldı. Televizyonda görüntü yoktu. Sadece çizikler olan beyaz bir ekran vardı ve cızırtı sesleri geliyordu. Bir süre şaşkın şaşkın televizyona baktım. Sonra kapatmak için televizyonun yanına gittim. Bir iki defa kapatma düğmesine bastım ancak kapanmadı. Garip olan durum ise televizyonun fişi bile takılı değildi. O sırada arkamdan bir ses geldi. Dönüp baktım. Salonun tam ortasında duran sehpa kendiliğinden yan tarafa doğru kaymaya başladı. Sehpanın kendiliğinden hareket etmesi beni iyice paniğe düşürmüştü. Sehpa kenara çekildikten sonra salonun tam ortasından dumanlar çıkmaya başladı. Kısa süre içinde salonda bir duman haznesi oluştu. Şaşkın gözlerle bu oluşan dumana bakıyorken aniden evdeki bütün pencereler kendiliğinden açıldı. Pencereler açıldıktan sonra salonun ortasında oluşan duman dağıldı. Duman dağılınca yerde onlarca oyuncak bebeğin olduğunu gördüm. Korkudan dolayı tamamen kontrolümü kaybetmek üzereydim. Boş boş yerde duran oyuncak bebeklere bakarken açılan pencereler kendiliğinden kapandı. "Ne oluyor bu evde ya? Allah'ım bana yardım et" diye bağırmaya başladım. Artık orada durmamam gerekiyordu. Kendimi dışarı atmak için kapıya doğru yöneldim. Tam kapının oraya geldiğimde siyahlar içinde birinin orada durduğunu gördüm. "Kimsin sen? Benden ne istiyorsun?" dedim. Ancak cevap vermedi. Bir süre bana baktıktan sonra üzerime doğru yürümeye başladı. Bana doğru gelince ben de geri geri yürümeye başladım. O sırada tam mutfağın girişinde de siyahlar içinde birinin olduğunu gördüm. "Bırakın beni, zarar vermeyin bana" diye çaresiz bir şekilde bağırdım ve merdivenin oraya yöneldim. Ama orada da siyahlar içinde olan birkaç kişi vardı. Ne yapacağımı bilmiyordum. Korkudan dolayı gözlerimden yaşlar gelmeye başladı. Evin içinde etrafımı sarmışlardı. Hepsi üzerime doğru geliyorlardı. Ağlayarak "lütfen bana zarar vermeyin" diyordum ve geri geri gidiyordum. Farkında olmadan salona girmişim. Geri geri gidiyorken birine çarptım. Arkamı dönüp baktığımda gözleri ufak, sakallı, başında takkesi, üzerinde yeşil entarisi olan yaşlı bir adam gördüm. Ve yanında da iki tane yine o siyahlar içinde olan şeyler duruyordu. Bu yaşlı adam bana bakarak sinirli bir şekilde benim anlamadığım dilde bir şeyler söyledi. Adam bunları söyler söylemez olduğum yere düştüm. Düştüğüm yerde oyuncak bebekler vardı. Olduğum yerde çırpınırken yaşlı adam bana doğru eğildi. Gözlerimin içine bakarak bir şeyler söylemeye başladı. Ama bizim dilimizde konuşmadığı için ne söylediğini anlamıyordum. Adam konuşmasını bitirdikten sonra çığlığa benzer bir ses duydum. Ses o kadar şiddetliydi ki neredeyse beni sağır edecekti. O sırada tüm gücümü toplayıp adamı ittim ve olduğum yerden kalkıp koşmaya başladım. Kapıyı açıp dışarı çıktım. Tam evin bahçe girişinden çıkacakken sert bir şekilde yüzüstü yere düştüm. Tekrar kalkmaya çalıştım ama başaramadım. Kendimi ne kadar zorlasam da yerden kalkamadım. Sonra sürüklenmeye başladım. Beni ayaklarımdan çekerek sürüklüyorlardı. Canım acıyordu. Sürükleyerek beni tekrar evin içine soktular. Evin içine çekildiğimde kapı kendiliğinden kapandı. Beni evin salonuna getirip sırt üstü çevirdiler. Hatırladığım son şey o yaşlı adamın elini yüzüme getirdiği. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde hastanedeydim. Bir hafta boyunca komada kalmışım. Eşim gelip beni yerde yatarken görmüş ve ambulansa haber vermiş. Doktorlar kalp krizi geçirdiğimi söylemişler. Ben uyanınca eşim yanıma geldi. Bir şeyler söyledi. Ona cevap vermek istiyordum ama henüz gücüm yerimde değildi. Bir sonraki gün kendimi daha iyi hissediyordum. Artık konuşabiliyordum. Eşim, "Mete, beni çok korkuttun. Eve bir geldim, üstün başın kir içinde yerde yatıyordun. Öldüğünü sandım. Nasıl oldu da kalp krizi geçirdin? Allah korusun ya, daha geç gelseydim ne olacaktı? Bir de vücudundaki çizikler ne öyle? Nasıl yaralandın sen?" dedi. Karıma sakin olmasını söyledikten sonra evde yaşadıklarımı anlattım. Söylediklerim karşısında dehşete kapıldı. "Sen bu anlattıklarında ciddi misin Mete?" dedi. Eşime ciddi olduğumu ve durumu polise bildirmemiz gerektiğini söyledim. Eşim polise haber verdi. İfademi almaya gelen polislere her şeyi en ince ayrıntısına kadar anlattım. Polisler de söylediklerime çok şaşırdı. Yaptıkları araştırmada bekçi evinde hayvan leşlerini bulmuşlar. Ancak o hayvan leşlerinin oraya nasıl geldiğini, onları oraya kimin getirdiğini ve oyuncak bebeklerin üzerinde yazan isimlerin kim olduklarını bulamadılar. Evin içinde yaptıkları incelemelerde sadece benim parmak izime rastlamışlar. Başka herhangi bir şey bulamamışlar. Civardaki bütün mobese kayıtlarını incelemişler ve herkesi sorguya çekmişler. Ancak hiçbir şey bulamamışlar. O hayvan leşlerinin bekçi evine nasıl geldiği bir muamma olarak kaldı. Bu konularda bilgi sahibi olan kayınpederim, bekçi evinde kötü bir büyü yapıldığını ve benim istemeden de olsa buna dahil olduğumu, bu yüzden o varlıkların bana göründüğünü söyledi. Allah korusun başıma daha büyük bir felaket de gelebilirmiş. Yaşadığım olay beni çok kötü etkiledi. Uzun bir süre normal hayatıma dönemedim. Ancak hala aklımda o oyuncak bebeklerin üzerinde yazan isimler var. Sevde ile Hasan. Kim bu insanlar ve kim bilir başlarına neler geldi? Bu sorunun cevabını hiçbir zaman öğrenemedim.